Hepinize selam dostlar. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Kontraband Polis'teyiz. Devam bölümündeyiz. Ya 20'yiz ya 21'iz. Bilmiyorum, fark eden bir şey de yok. Ben ard ardına çekiyorum bir önceki bölümle beraber. Bir önceki bölümde numarayı bilmiyordum. Burada da öyle olacak gibi gözüküyor. Normalse hemencik bir önceki bölüm kurgulayıp atmam gerekiyordu ama oyunu çok özlemişim, oynamayalı. Hemencik bir bölüm daha çekmek istedim. Siz de hazırsanız, videoyu da beğendiyseniz hızlıca devam edelim. Bugünün mevzusu ne olacak? Bir göz atalım. Neler bekliyor bizi? Hemencik bir Niva geliyor. Kupe Niva. Kuva plaka. Sadece erkek krallığı kaldı galiba. Ha, Kaastam krallığı kalmış. Kaastamlı'ya çok benziyorsun kardeşim. Acaristan diyor. Garin her geçen gün gücüne güç katıyor. Beni bu saldırı devrinin başlangıç müjdesi. Bu yıllar önce durdurmalı. Hastanovka Vraho. Şimdi 56-81. 25 yaşı var bu arkadaşımızın. Zaten bir kere oradan giremiyor abi. Giriş yönetmeliğini işaretleyeyim direkt. Tipine bakıyorum. Fotoğraf uymuyor. Bir full tutturacağım abi ya. Fotoğraftaki sen değil. Araç doğru mu? Doğru. Kiloya bakıyorum hemen. Kiloda sıkıntı yok. Arkada bir tane buzdolabı var. Şolek kardeşim, şolek. Sana da şolek. Başka bir sorunu yoktur umarım. Kaçakçı maçakçı değildir. Öyle varsaydım seni kardeş. Plakada falan hiçbir sorunu gözükmüyor. Plakaları yerinde. Şimdi 0XU0120 Mi diyor. Mi tamam. Arkada doğru. Burada da bir sıkıntı yok. Araçta uygun. Her şey tamam. Şimdi Andrei Ivanovich. Andrei Ivanovich. Tamam doğru. Andrei Ivanovich. Andrei Ivanovich. Burada da doğru. Buzdolabı da doğru. Pasaport numarası PQA4. 606M diyor. Burada da bir sıkıntı yok. Acaristan'ın böyle bir logosu var mı? Var. Yani değişmediyse var hocam. Şu zaten üçüncü sonuncu olan o. Pasaport rengi. Belki dikkat etmemiz gereken şeyler odur. Bak 4 çeşit rengi var. Hadi bu soft olan bu diyelim. Bu da aradaki herhalde, yani en sonuncu, en koyu. En koyudan bile bir tık daha koyu gibi gözüküyor. Yalan yok. Ama üstüne tıklamak istemiyorum. Tıklamadan yapabilir miyim merak ediyorum. Başka bir şey yok gibi. Ad soyadının hepsi doğru. Bitiş tarihleri 20 Mayıs doğru. 26 Mart zaten doğum tarihi. Buradaki evrak Nisan diyor. Bitişte problem var hocam. Bitiş tarihinde sıkıntı var burada. Geçerlilik tarihi çoktan geçmiş. Nisan ayı. Başka bir sorun var mı? Araçta baktığım kadarıyla da sorun yok. Aynalar yerinde, cam kırık değil. Lastikler patlak değil. Tamponlar falanlar yerinde, farlar da düzgün. Arabada bir sorun yok gibi. Sürücü belgesinin rengi diyor. Bak bunu ayrı işaretlemem gerekiyormuş. Kaşede sıkıntı yok zaten. Onlar artık yani bilmiyorum, zor olacak tutturabilmek. Ama birinde tutturmam lazım. Deneye deneye olacak bu iş yani. Alışacağım. Neyse, gözden kaçan başka bir şey yok herhalde. Satan bir şeyin de beni ilgilendirmiyor. Güle güle diyorum arkadaşım sana. Atayu Semrahovich. Hadi güle güle kardeş. Consumentos'una da baktık zaten. Orada da problem yoktu. 2 tane kaçırmışız. Kayıt numarası aracın. Abi problem yoktu ki. Plaka düzgündü. Sürücü belgesini abi, ona da yani o da gözden kaçar ya. Eyne bagara. Ver bakayım evrağına. Dokumenti. Pajalsta. Şimdi nerelisin? Kaastam Cumhuriyeti. Haydi haydi rinna. Rina 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 ra. Yani bu zor abi. Bunu keşke çok abartılı farklılıklar olsaydı. Araç doğru. Azam 72 sen. 2030 kiloda da problem yok. Erik. Gudaşvi. Erik Q ile yazmışsın. Erik kardeşim. Bunu da işaretledim böyle. İki tane olmayacak sonuçta. Bir tane işaretliyor. Fotoğraflarına bakıyorum. Fotoğraf aynı.
Gözlerini bir kaçırıyorsun gibi. Bak bana bakayım. Oo, gel bakayım sen kardeşim. İn bakayım, bizim adam sensin galiba. Şimdi rüşvet almayı deneyesim de var, biliyor musunuz? Ne çıkar bu adamdan merak ediyorum. Rüşvet almayı... Sahte... Para. Kaç para? 610. O direkt ona yeni veriyor. Başarımı almak için yaptım bu arada. Keşke şey olsaydı ya. Yani parayı al. Sonra bir de sorun yaşat falan. Ne kadar ceza geldi ya, onu göremedim. O kaçtı gözden. Tüh. Denemek için denedim arkadaşlar. 10 kere rüşvet alma da başarım galiba. Her an geçip gidecekmiş gibi oldu. Atayti. Selam kardeşim. Atayti nasıl selam bunlarda ya? Atayti, yani Atayti değil de Ataydi var. O da çekil falan demek. Ataydi. Evet, Lev Madejkov. To Okay. was zarubtaneczko? Biraz para kazanmaya ne Moje dersin? Seve pizza seve senden bir teraz. şey satın alırım. Yani olur da ben bir şey satıyor muyum diye önce bir sor kardeş. Sahte para ister misin? Tövbe tövbe. Şimdi dur. Zavet. Aracın kilosunu ölçemedik. Kaju azıcık sağa kaysa ne güzel olacak ya. Mouse'umuz yeteri kadar sağa kaydıramıyorum. JJT 3013XB. Tamam, burası doğru. 3013XP, burası da doğru. Her şey doğru olmasına rağmen hala bu kayıt nodun nasıl oluyor da bir şekilde kaybediyorum. Aynalarda problem yok. Tamponlar yerinde. Farlar düzgün. Kırılan bir cam yok. Arabası tertemiz. Araba temiz. Ama ve lakin. Sen de 30 yaşı geçti. Hadi kurtardın ha. İnce yırttın bak. Bunları tabii ki de kontrol edeceğiz hocam. Bundan kaçışın yok. Tamam. Tamam, sende sıkıntı yok hacı. Geçebilirsin. İyi bakıyorsun kendine. Akaristanis. Hakaristanis. At Atnişno. Gelsin sıradaki. Gel bayım gel. Atayçe. Batayçe. Erkeği krallığı. Öyle bir logo var. Tipine bakıyorum. Tipinde de sıkıntı yok. Zagır 53. Araç yanlış bir kere. Zagır 53 falan değilsin sen arkadaşım. Şimdi onu bir işaretleyelim. Alışveriş yaparız. Ne alıyorsun, ne satıyorsun? Tuvalet kağıdı. Fiyatına uygun da ben alamıyorum ya. Artık bıraktım biraz. Eskide kaldı onlar. Mazide kaldı. Hilti 6826 KB diyor. Tamam, doğru. İki tane far gidik. Burada hemen işaretleyelim yanına gelmişken. Lastikte sorun yok. Yan aynanın ikisi de mi yok? Biri yokmuş. Aynanın biri yok. Tekerlekler düzgün. Arka tampon düzgün. 6826 KB burada da düzgün. Malzeme yok hiçbir şekilde. Yük taşımıyor. Kırık patlak cam. Yok. Şimdi kardeş. Gelelim sana. Edil Kamalov. Pasaport numaran eşleşmedi. Burada da eşleşme yok zaten. Turizm amaçlı diyor. 39 yaşı bir şüphe mi yani? Ne bum bum, her şey bum bum. Bunları eşleştirdik. Abicim zıgındı var sende, zıgındı. Sana güle güle demekten başka çarem yok. Barajda Aşipka sensin kardeşim. Hadi. Barajda Aşipka'ymış. Nereyi böyle ya abicim, ne bu böyle? Hahaha.
Bak aç ne güzel. Açma evrakları uzat. Görmüyor musun? Meşgulüz. Nereye böyle ya? Bu kadar malzemeyle. Hayırdır inşallah. Oo, çamaşır deterjanı. Ticaret yapmak lazım da. Ticaret işini de birazcık daha geliştirebilirler bence ya. Daha toplu. Daha toplu diyorum. Daha toptan. Atkrabrata. Acaristanlı kardeşim. Tamam, 30 yaşı geçiksin. Orada bir sıkıntı yok. Yevsey Panomaryov. Nasıl bir isim, soy isim bu arkadaş? Ekim'e kadar da yolu varmış. Kuzum, hoş geldin kucağıma. Burada da sıkıntı yok. 10 tane çimento, 2 tane valiz, 2 valiz şey çimento, 10 şey demiş, valiz demiş, doğru. Araç da doğru. 990 kiloyu da geçmemişsindir umarım. Oo. Kiloyu açtın kardeş. Acaristan'ın böyle bir şeyi var. Bir de renkleri de hemencik çek diyelim. Ondan yakmayalım kendimizi. Yahu bazen şu pasaport tutturmak niye bu kadar zor ya? Aa. Pasaport yazısının üstüne gelmesi gerekiyormuş. Başka bir sıkıntısı yok Veysel abinin. Veysel diyeceğim sana. Lan ne oldu, tövbe tövbe. Korktum be. Arş ruhsatındaki sıkıntı kardeş. Al. Hadi kardeşim. Kiloya geçtin. Nanay. Ne geldi bakayım? Alo canım benim, nasılsın? Kan yumruğu son darbeyi vurabileceğimiz zaman geldi, çattı. Aha. Ajanlarımız sarhoş ayı Hanlı isyankam liderlerin gizlice toplandığını bildirdi. Onbaşı Dimov ve ekibi şimdi orada olmalı. Garni ortadan kaldırmalısın. Tüm ulus size güveniyor. Garin ha? Başındaki Garin miymiş? Hadi bakayım. Snagadayım abi. Elde ne var ne yok? Bütün mermiler al kardeşim yanına. Bunları koy kenara. Bunlarla işimiz yok. El bombam var. Bunu da koy kenara. Bunlarla da işim yok. Levye bir tane var mı? Kürek. Şunlardan ne olur ne olmazı alayım. Belki bir şeyler kazacağız edeceğiz mantığı var mıdır sonrasında diye. Loot sistemi diye düşünüyorum. Ondan dolayı yani. Şunlardan birazcık daha, bir 10'lu daha alsam mı bilmiyorum. Bu kadar mermi fazlasıyla yeter ya. Oy, 2'ye 3'e tıklıyorum arkadaşlar. Şurayı büyütememişler mi ya? Bu kadar zor olmamalı be. Şöyle büyüt yani. 2, 3 falan ne gerek var abi 2'ye 3'e? Bir kere de bitir işi işte. Değil mi Kaju? FPS drop'u muyum, ne oluyor? Bu arabayla gideceğim. Herhalde sorun olmaz. Çatışma falan olursa biraz zor dayanır bu araç ama kaçma maçma durumu da ol. Şimdi öbür aracı da deneyesim var ama kaçarlarsa da anca bununla yetişirim bir yerlere. Haydi gidek. Yine aynı yerde. Oy. Şuradan aradan kopturup gideceğim. Vlad'ın oradan ama bir sağ sol falan yapmam gerekiyor galiba. Yo sıkıntı. Allah. Çok acayip kontrol ya. Yanlıyor manlıyor falan araba. Bina gir. Kardeşlerim geldim geldim. Ya bizim araçlardan varmış zaten burada. Dur kardeşim dur. Dur evraklar kontrol. Hadi bakayım. Ya ben atacaktım kardeşim ya. Havada. İki kişiyi yok etmem lazım. Dur sıkma. Nasıl ölmedi ya el bombayla iki kişi? Lan bir başarımı alamadık ya. Şuraya bak. Nereye kaçıyorsunuz lan? Lan itme itme. Biz de insanız, ne itiyorsun?
Lan bu nasıl keskin nişancı ya? Headshot atıyorsun, adamlar ölmüyor. Ya bunlar sağlam adamlar. Arkanızdan kardeş, arkanızdan. Yine de gelmeye de devam ediyorlar ha. Nereye öyle? Nereye kaçıyorsunuz ha? Lan pistol mermisi ne ya? Dur dur. Ha, şunun mermisi lazım bana. Çömür çömür. Ay senin ben. Zamanla bana ya. Neyse çoğunu indirdim. Ben birazcık mermi toptum. Öbür silah mermiler lazım bana. Taramalı ama cezetler de GG oldu galiba. Oğlum şunlara bir karşılık ver. Ben mermi alacağım. Politska. Hepsi yerle bir oldu. Oo en sevdiğim. Dobra. Azvali od sieczniku. Mnie ma drewno czas. Gari, estion si. Saldır saldır. Açma budro broniu. En güzel keleş galiba. Başka bir şey de çok işe yaramıyor. Bu keskin nişancı falan bayağı yalan iş yani. Sen yat kalk, Poliska'ya dua et. Dandik. Yine buraya geldik. Daha yeni bir mekan niye olmamış, yapılmamış anlamadım ama. Sen keleşin varsa mermin de vardır. Alayım. Thank you. Tamam. Silahlar hemen kaybolmasa aslında gördüğünüz gibi loot'u anlayacağım direkt. Geldik. Oha. Vay. Ha. Hadi kapış. Tam olarak seni gönderdiklerini biliyordum. Devrimimizi durdurabileceğini mi düşündün? Stanovka, naševe revolucija. Naševe revolucija. Yarın saat 12'de Igor Acarov ve onunla birlikte tüm bu suç düzenlemeyi tarihe geçecek. Historia. Ne yazık ki onu göremeyeceksin. Ama seçimini zaten yaptın. Ha, lan karşılık versene ya. O. Bıçağım mı vardı benim? Evet, yaşasın parti. İyi taraftaki hikaye böyle bitiyor galiba anladığım kadarıyla. Bir de kararlı başarımı kazanıldı. Partinin zaferi. Mikhail Garin'in ölümünden sonra kanlı yumruk dağılıyor ve bu çeteyle bağlantısı olan herkesin izi sürülüyor. Ve çalışma kamplarına kapatılıyorlar. Igor Acarov işçi sınıfının A sınıfını ülke dışında özgürleştirme planını gerçekleştiriyor. 16 Haziran 1981 yılında Büyük Kurtuluş Ordusu sınırları geçerek güneydeki kapitalistlere savaş ilan ediyor diye hikaye bitiyormuş. Boris Oberonkov. Günlerce süren işkenceler sonucunda çetenin bütün eylemlerinin kanlı yumruk tarafından yönetildiğini itiraf ediyor. Son olarak ise Karikatka'da bulunan polis üssündeki sorgu odasında ölüyor.
Kaşı ısırmasana elimi ya. Allah Allah. Toplandığı bilgilerin isyancı eylemcilere karşı açılan davada anahtar rol oynadığı ortaya çıkıyor. Grigori Belov'un tabii ki de. Hizmete devam etmeyeceği için erkenden emekliye ayrılıyor. Törende 5 Haziran 1981 yılında herhalde Satekan asker mezarlığında defnedildi. Ben değilim değil mi inşallah bu? Ben kendi karakterimle bir türlü şey yapamadım yani. Piotr Kafka. Başkente döndükten sonra kanlı yumrukla kanlı yumruğun saklanma yerlerine yapılan saldırıların gerçekleştirilmesinde yardım eden yardım eder. Bunun sonucu olarak devlet üstüne hizmet madalyasıyla ödüllendirilir. Uzun yıllar sonunda ise bakanlığa terfi ediyor. Ben olabilir miyim bu? Piotr Kavga. Timur Kaçenko. Ha, bu arkadaşı hatırlıyorsunuz. Taş ocaklarında 40 yıl boyunca ağır çalışmaya mahkum edildi. 84 yılında meydana gelen kamptaki isyan esnasında yaralandı ve zorluklarla hayatta kalır. Son olarak ülkeye kaçar ve gizli gizli tek başına yaşamaya devam eder. Asla devrimin düşüşünü kabullenmez. Bu adamı hatırlarsanız bizim arkadaşlardan birini öldürmüştü galiba. Koşu kuzum. Ne yapıyorsun? Gavrilov son günlerin isyancıların tamamen kurtulmayı umarak hapishanede geçirir. 5 Haziran 1982 tarihinde kurşunu dizerek öldü. Bu ne abicim ya, böyle şey mi kaldı? Tabi 80'li yıllar. In Loving Memory of Kabil Kona Urbanski. 1988-2020 yapımında emeği olan bir arkadaşımız ne yazık ki hayatını kaybetmiş. Covid mi acaba? Muhtemelen 2020 yılları olduğuna göre olabilme ihtimali var. Güzel oyun. Gerçekten keyif aldım. Müthiş oyunlardan biri. Yani Papers, Please'in gerçekten 3D ve daha gelişmiş, daha böyle senaryoya ilerletilmiş, daha çok fonksiyona sahip olduğun bir yapım hali gibi. Çok keyifli. Kötü taraftan da oynayacağız. Onu da unutmayalım. İyi ki oynamışım. Bir bölümcük daha çektim mi oyun bitiyormuş zaten. İyi taraftan. Bundan sonraki videoda kötü taraf sonrasında da tabii ki de kalan başarımları olursa o başarımları alma üzerine bölümler gelecek. Ve bu sayede oyunu bitireceğiz. Benim gibi başarım kovalamak isteyen dostlar olursa da lütfen takip etsinler o videolar. Çünkü ben bu oyunun bütün başarımlarını almak istiyorum. Çok da zor değil ama birazcık uğraştıran başarımlar var. Çünkü 100 gün boyunca oyuna gibi başarımlar var. İşte 40 gün boyunca oyuna gibi başarımlar var. 10 kere hiçbir şekilde hiçbir bilgi almadan kusursuz bir şekilde, yani hiçbir yeri işaretlemeden kusursuz denetlemeniz falan gerekiyor. Bayağı meşakkatli işler bunlar da, artık nasıl olur bilmiyorum. Yeni oyun bir Game Plus seçeneği olsaydı keşke diyorum. Ama öyle bir seçenek maalesef ki yok. Keşke olsaydı. Daha farklı olsaydı yani senaryo veya zorluk seviyesi. Tamam, biliyoruz hocam. Bundan sonra gelenden gidenden araç alacağız. Herkesi geçireceğiz. Abi rica ediyorum. Lütfen beni geçir. Bak acil işim var. İşimden kovulacağım. Yoksa diyen herkesi de geçireceğim yine. Bu sefer ana hedef para değil yani. Evet. Burada bitireyim dostlar. Daha kötü sınır görevlisi olduğumuz bölümler bundan sonra devam edecek. Şimdilik teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kanala da abone olun. Hoşçakalın. Bay bay.